Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma bir şeye şahit oluyor. Efendimiz bir gün bir mecliste otururken birazdan bir adam gelecek bu meclise, o cennetliktir diyecek. Gelecek şahıs şöyle geliyor, abdest almış yeni, terliklerini koltuğunun altına koymuş, şöyle sakalından abdestin suları damlıyor, aşağıya doğru giriyor. Olaydan haberi yok, selam verip oturuyor. Aradan bir müddet daha geçiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şey, birazdan cennet ehlinden biri gelecek diyor. Aynı şahıs ona benzer bir halle o meclise geliyor. Aradan bir müddet daha geçiyor, sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kez bu müjdeyi veriyor. Aynı şahıs yine ona benzer bir halle meclise geliyor. Abdullah İbni Amr durur mu? Ya bu adam ne yapıyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç kez bu şahsı cennetle müjdeledi. O adam kim? Ben İsrail alimi diye bilinen çok büyük bir isim Abdullah İbni Selam. Amca diyor, babamla aramda problem var. Babasıyla yaşar o problemleri, Medineli Ensar da bilir zaten. Beni birkaç gün yanında misafir eder misin? Ederim diyor, gel. Götürüyor evine. Amacı ne? Bir bakayım ne yapıyor ki cennetle müjdelenmiş bu. Bakıyor ki hiçbir şey yok. Kendisi nasılsa Abdullah İbni Selam da öyle. Aklında şöyle bir şey tasavvur ediyor herhalde Abdullah İbni Amr. Bu sabaha kadar Kur'an okuyor. Sabaha kadar ibadet ediyor. Sabaha kadar başka şeylerle uğraşıyor. Başka gündüzleri, sevapları var. Bir şey yok. Normal bir mümin nasılsa o günkü Medine standartlarında, ki o standart çok yüksektir, onu da göz ardı etmeyin. Ama bir fark yok. Dayanamıyor birkaç gün sonra. Ya diyor ki amca böyle böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç kez cennetle seni müjdeledi ve ben merak ettim, sen ne yapıyorsun ki böyle bir mükafata ve böyle bir karşılığa, müjdeye muhatap oldun, onun için geldim diyor. Bir şeyim yok diyor, gördün sen nasılsan ben de öyleyim. Vardır vardır bir şey, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemişse vardır. Ne var? Olanı söylüyor. Eğer varsa bir şey şudur. Müslüman olduğum günden beri hiçbir Müslüman kardeşime karşı yüreğimde bir hile düşünmedim. Onu haset etmedim, ona karşı kin beslemedim. Eğer bana cennet kazandırtan ve peygamberin diliyle de o müjdeyi bana ulaştıran bir şey varsa budur. Sonra ulaşıyor o bilgi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz bir nübüvvet mührü vuruyor altına. Evet odur diyor, evet odur diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yüreğinizde hiçbir mümine karşı kin beslemeyin. Haset etmeyin. Bu manada yüreğiniz geniş olsun. O geniş yürek size cennet kazandırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Belki biz o bahtiyarlardan değiliz. Bizatihi onun mübarek lisanından duymayız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bir işe, bir amele bağlı olarak bir şeyler söylediyse oradaki o müjdeler bizim için de geçerlidir inşallah.